Ülkemizdeki enflasyon, artan e, maliyetler, e, örnek veriyorum ham madde fiyatlarının artması, e, biliyorsunuz ilaç şişeleri, flakonlar, şişe cama gelen çok ciddi zamlar var e, ondan sonra, onlar falan. Ne yazık ki bunlar hani sanayiyi tatmin etmedi ve bu yokların önüne geçilmedi. E, Bunun ilgili olarak da ara ara e, ilaç fiyat kararnamesine güncellemeler yapıldı. 22 Nisan tarihinde e, 150-200 kalem ilaca bir orada güncelleme yapıldı. Orada %10'dan tutun da %200'e kadar bir zam yapıldı. Ha orada tabii ki %200 zam e yapılan ilaçlar hangileriydi? Fiyatı 10 liranın altında olan 5 lira 6 liralık ilaçlar vardı. Antiemetik ilaçlar vardı. Bazı öksürük şurupları falan vardı. Onlara %200 zam e yapıldı. Bazı insülin preparatları vardı. Onlara %5 %10 gibi zam yapıldı. Öyle bir süreç geçirildi. Daha sonra en sonunda da Ağustos ayının 7'si gibi de 7'si gibi bir kararname yayınlandı. Bu yayınlanan kararname neticesinde de ilaçlara %25 zam yapıldı. Yine böyle 10 liranın altında olan bazı ilaçlara da %100, %200 gibi zamlar yapıldı. E, tabii ki bu ne yazık ki e, üretici, yani sanayi hiçbir şekilde tatmin etmedi. Ve ilaç yoklarının önüne geçilemedi. Ve şu anda yıl sonuna yaklaştığımız süreç içerisinde de ne yazık ki ilaç yokları artmaya başladı bu 120 lira kadar çıkmıştı şu geçtiğimiz Şubat aylarında. Daha sonra azalmalar başladı. Şimdi gene 120 seviyelerini bulmuş vaziyette ilaç yoklara. Yani bunun bu sorunun çözülmesi için bir kere bu bizim ilaç fiyat kararnamemizin güncellenmesi gerekiyor. Ve hatta artık şöyle söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilaç geri alım politikasının değişmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uyguladığı. Yani bu yüksek kur artışı, yüksek enflasyonların olduğu bir ortamda ee, ne yazık ki bu artık hiçbir geçerliliğini kaybetti, tamamen geçerliliğini yitirmiş vaziyette. Bizim hani e, üzerine durduğumuz en büyük nokta e, halkın ilaca ulaşması, halkın ilaca erişimi. Yani halkın sağlığına kavuşması. Yani biz buna e, önemsiyoruz. Yani biz ilaca hani zam gibi düşünüyor ama biz böyle zam gelmesini istemiyoruz yani hiçbir şekilde. Çünkü bu kararnameyle e, bu kurda güncelleme oldukça bu e, bizim ilaç baremlerimiz var. E, bu ilaç paramlarındaki artışlar meydana geliyor. Öyle olunca e, ilaçların e, azalmasına daha fazla sebep veriyor. E, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe dediğimiz ilaçlar var. E, şu anda bütün ilaçlar beşinci ve dördüncü kademede ne yazık ki. E, geçtiğimiz sene bir, ikinci kademede, üçüncü kademede olan ilaçlar devamlı yükselen bu artışlardan dolayı dördüncü, beşinci kademeye gitti. E, Tabi bunlar da üretici firmalar da devletten ona göre kar alıyorlar. Yani dördüncü, beşinci kademe ilacın karı daha düşük şeyin aldı. Firmaların, üretici firmaların aldı. Üretici firmaların talep etti. Öyle olunca da ne yazık ki üretmiyorlar. Örnek veriyorum e, X ilacından e, bir yıllık Türkiye satışı 20 bin kutuysa e, yıllık onu 10 bin kutuya düşürdüler. E, bazı moleküller zaten artık hani argesi bitmiş belli bir seneyi doldurmuş. E, ondan sonra e, zaten üretim aşamasına geçmiş. Firmaya hiçbir maliyet yok. O ilaç, ya o moleküller, o içeren ilaçlarımız var. Ama ne yazık ki e, bu e, kanser ilaçları olsun, biyolojik ajanları olsun, e, hormon ilaçları olsun. Yani bunlara çok ciddi sıkıntı başladı şu anda. Tabi ilaçları ayar, e, ayıramayız. Yani e, az önemli, çok önemli diye bir ilaç yok. Yani bir hipertansiyon hastası hipertansiyon ilacını kullanamazsa e, felç geçirir. Allah göstermesin kalp krizi geçirir. Ölümüne sebep verir. E, aynı şekilde şeker ilaçları, diyabet ilaçları, insülin direnci var. insülini düşerse komaya girer. gene aynı şekilde astim ilaçları mesela örnek veriyorum aynı şekilde. Antibiyotikler kez de aynı şekilde. Yani bunlarla ilgili sıkıntı git arttı. Artmaya da devam ediyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu kere bu sistemin yenilenmesi gerekiyor artık. yani ilaç geri ödeme sisteminin yenilenmesi gerekiyor. Bu geri ödeme sistemindeki aksaklıklardan dolayı ne yazık ki şu anda özellikle Avrupa'da üretilen ilaçların %70'i, yeni moleküllerin %70'i Türkiye'ye gelmiyor. Gelmediği için de eski moleküller var ciddi hastalıklarda. Bunlarla tabii hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Eee yetkilileri elimizden gelince duyurmaya çalıştık. geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı ile 54 Eczacılar Başkanlığında ve Türk Eczacı Birliği'yle ile beraber bir toplantı gerçekleştirdi. Biz bütün haklı dileklerimizi kendilerine ilettik. Ne yazık ki şu anda çok ciddi bir ayrım yapılıyor sağlıkta. Biz e, doktorlara, hemşirelere, sağlık e, diğer sağlık çalışanlarına, diş hekimlerine olsun. Herkesin biz bir bütün olduğunu düşünüyoruz da dahil olmak üzere. Ama ne yazık ki geçen sene, e, geçtiğimiz senelerde bu e, il, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili olarak doktorlara bir yani iyileştirme yapılacağı söylendi ve eczacılar ne yazık ki bunun içine e, katılmadı. Yani en başta e, çok ciddi bir ayrım yapılıyor ne yazık ki şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından. Halbuki sağlık bir bütündür. Yani biz ayrımcılığa karşılayız. Doktor ilacını yazacak hastasını tedavi edecek, ilaçlarını biz vereceğiz. Ne bileyim bunun uygulamasını oradaki katlık görevli hemşirelerimiz yapacak. Sağlık teknisyenleri röntgenini çekecek, ne bileyim filmlerini düzenleyecek. Yani sağlık bir bütündür. Yani ne yazık ki şu anki Sağlık Bakanlığı'nın anlayışıyla biz eczacılar onların gözünde ne yazık ki yok hükmü. Bizim aslında hastanelerde görev yapan ve kamuda görev yapan meslektaşlarımızın sayısı da az. Yani bu iyileştirme içerisinde keşke bizim meslektaşlarımız da katılabilse. Neden? Zaten sayımıza bir birlik, bir barış var. Yani o iş barışını bozuyor ne yazık ki. Yani ne yazık ki ülkede çok ciddi bir ilaç krizi var. Ve git, git, git gide de bu kriz artacak. Biz bu haklı sebeplerimizden ötürü de kamuda çalışan meslektaşlarımız olsun, emekli olan meslektaşlarımız olsun ve serbest eczane sahibi olan meslektaşlarımızın hakkını aramak için bir eylemli kararı aldık. Ee, Ekim ayında bir büyük eczacı mitingi yapmayı planlıyoruz. Hükümete sesimizi duyurmak için. Geçimiz 15 gün önce şişe cama %32 zam geldi. %32 zam geldi. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki ilaç sanayi bir montaj sanayi. Ham maddesinden tutun da içindeki prospektüsünün kağıdını, alüminyumu, alüminyum folyosu, pamuğuna kadar ne yazık ki biz her şeyi yurt dışından getirtiyoruz. Ee, e, dolar, Euro kuru ortada ve gitgide artmaya devam ediyor ne yazık ki. E, böyle olduğu zaman da e, az önce de bahsettim. Daha geçen hafta şişe camına 132 zam geldi. İlaç şişelerine, ilaç flakonlarına yani ve gitgide de artıyor bu maliyetler. Böyle olunca zaten şu anda firma üretim yapmıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı, geçtiğimiz yıl yaptıkları, planladıkları, ürettikleri ilaçları eczanelerimize gönderiyorlar. E, öyle olunca da ilaç yokun e, meydana geliyor ne yazık ki. Çünkü maliyetler şu anda çoğu ürünlerin maliyetli rakamları ne yazık ki bizim halka arz ettiğimiz rakamlar tutmuyor, kurtarmıyorlar. Onlar da elindeki ürünleri göndermiyorlar. Ve hiçbir şekilde firmalar üretim yapmıyorlar şu anda işsizliklerini alamadıkları için. Geçtiğimiz Ekim ayında falan şuruplar çok yoka girmişti. Şimdi tansiyon ilaçları başladı, insülin ilaçları, şeker preparatları. Hepsi gidip de yoka girmeye başlıyor. Yani her kalemden var. Sadece bir grup ilaç yok diyemiyorum ne yazık ki. Pahalı olan ilaç da yok, ucuz olan ilaç da yok. Şu anki niye? Üretim yok şu anda. Firmalar üretmiyor. Bu ilaç fiyat kararnamesinin, yılda bir kere Şubat ayında yapılan güncellemenin, işte Avrupa Birliği'nde baz alınan, fiyatları baz alınan 5 ülkenin ortalamasının ne yazık ki artık sürdürülemez oldu. Yani bu artık gerçeği yansıtmıyor. Şu andaki ilaç alım politikası, Hiçbir şekilde derdimize çare olmuyor. Biz de artık şu anda e, son zor, zor günler yaşıyoruz. Geçtiğimiz seneden bu yana e, asker ücret zamları, kira elektrik giderlerimiz, internet giderlerimiz çok ciddi artmış vaziyette. Biz artık e, eczanelerimizi, çoğu eczanemiz ne yazık ki kapatma noktasına geldi. Yoksa hani biz bunun e, hükümet yetkilileriyle görüşterek çözülmesini çok arzu ettik. Ama ne yazık ki bizi ciddiye almıyorlar. Şu anda isteklerimiz e, yerini bulmadı biz bunun olarak ilgili olarak 54 Eczacı Odası olarak birlikte beraber hareket ederek mesleki gücümüzü, mesleki birlikteliğimizi daha da arttırarak bir eylemlilik süreci içerisine girdik. Ana sloganımız halk sağlığında birinci basamak olan eczanelerimizin artık geçinemez olduğu ve bizim asıl amacımızın zam veyahut da kur güncellemesi değil, halk ilacının erişimini sağlamak. Ana söylemimiz bu.